Mahver oğlum. Ne yaptın? Bir düzen kurabildin mi? İstanbul'la aran nasıl bakalım? Allah çok şükür Hikmet Baba. Bir sıkıntımız yok yani. İşler güçler yolunda. Allah senden razı olsun. Gönderdin bizi buralara. Ön ayak oldun. Aferin ulan. Bak gördün mü? Dediydim sana. Burada kalsan ne uzayacaktın ne kısalacaktın. Bak sana ne diyeceğim. Benim buradaki yağ fabrikasını biliyorsun satışa çıkardıydım. Bugün bir alıcı çıktı. Parayı da peşine aldım. Tak bitirdi kişi. Sana diyeceğim kulağını açık tut. Oralarda karlı bir iş olursa küçük bir işletme ne bileyim paraya sıkışmış olur filan. Yatırım yaparız. Para bankada duracağına. Faizler iyi gerçi ama bankalara da güven olmuyor ki bu zamanda. Ha? Yani vallahi Hikmet Baba en doğrusunu sen bilirsin ama yani buralarda çok iyi değil. Çarşı pazar karışık. Yani millet aportta bekliyor. Kimsenin yatırım yaptığı yok. Kriz büyüyecek diye bekliyorlar. Yani bana kalırsa biz o senin parayı dolara çevirelim. Sen bana canlıyı gönder. Ben onu burada tahtakalede change ederim. Bizim burada arkadaşlar var. Bir sıkıntı olmaz. Yani sen o kadar parayı yaslan da bulamazsın. İbo. Hadi ablacığım ya. İbo ama bak çok seversin makarnayı sen. Vallahi hayatta bırakmam Erdoğan abi. Yok kızım bana koma. Zaten canım burnumda. Fabrikada işler pek bir karışık. Ben oğlanı alayım eve gideyim en iyisi. Ha? Aa, ne olmuş ki fabrikada? Sorma kızım. Hikmet Kazan denen adam satmış fabrikayı. Bu yeni gelen mende burada bütün eski işçileri kapının önüne koyacakmış. Anlayacağım biz hepimiz işsiz kalacağız yani. Ha? Ne oluyor ya memlekette? Bu ne böyle? Milli Güvenlik Konseyi toplantısı ardından ortaya çıkan devlet krizinin şok dalgaları bugün de devam etti. Başbakan Bülent Ecevit başkanlığında yapılan ve 13 saat süren ekonomik zirve toplantısının ardından dalgalı kur politikasına geçildiği açıklaması yapıldı. Merkez Bankası dolar kurunun yaklaşık %40 oranında devalüe edildiğini açıkladı. Olacağı buydu sonunda. Olacağı buydu işte. Ne? Ne olmuş devlete ne olmuş? Ne olacak kızım? Reisi Cumhurbaşkanı'nın kafasına anayasayı fırlatmış. Nasıl ya? Olur mu ki o şey Erdoğan abi? Olur kızım. Olur. Bu memlekette her bir şey olur. Bak bakalım işin pahalılık nasıl olacak. Ya toptan öldürsünler fakir fukarayı, biz de rahat edelim sonunda. Daha ne kadar öleceğiz Erdoğan Bey? Daha ne kadar öleceğiz? Recep gitti. Bunun anası gitti. Kız işsiz, oğlan işsiz. Seni de iki gün sonra koyuverecekler kapının önüne. Daha ne kadar öleceğiz be? Kızım ne oldu senin işine? Abim göndermiyor artık Erdoğan abi. Ne güzel işim vardı ya. Ondan böldüm işte. Aa biri geldi. Recep mi? Nuri çok hasta. Kasabaya getirdim, hastaneye yatırdım. Oğlunu görmek istiyor. Ölsün. Öyle deme ablacığım ama öyle deme. Ben hastaneye yanına gidiyorum. Durumu çok kötü. Diyorsun oğlum 960 bin lira mı oldu? Kapat lan kapat, Hikmet Baba'yı arayacağım. Vay arkadaş, vay arkadaş, bir gecede çatlattık parayı ha. Ha, alo. Hikmet Baba haberi aldın mı? Koyduk çocuğu. 960 bin lira olmuş, 1 milyonu bulur diyorlar dolar. Babür. Allah senden razı olsun oğlum.
Ulan ne dilersen dile benden. Bir gecede vurduk paranın gözüne ulan. Bak, gönlümden koptu. O paranın 50.000 doları senin haberin olsun ha. Estağfurullah baba, ne gereği var ya? Ulan gönlümden koptu dedik, uzatma işte. Ulan sen ne çakalsın ulan. Safi işe basıyor kafana, maşallah sana. Ah be ümmü be. Ah be ümmü. Ne oldu sana? Gece gelecektik ama çok ağladı bu. Sabah zor ikna ettim okula gelmeden evvel. İbo. Oğlum gel buraya anneciğim. Oğlum gel ne olur bir sarılayım bir koklayayım seni annem. Tamam canım benim. Tamam sonra sarılırsın. Sonra sarılırsın. İbo bak yavrum annen seni özlemekten hasta oldu. Bir sarılsın. Tamam tamam yavrum tamam. Sen şimdi okuluna git güzel güzel tamam mı bir tane hadi. Hadi yavrum. Sen okuluna git. Bir de kanaması geçirdi. Yıldı kaldı. Tutturdu yastığına gideceğim oğlum göreceğim diye. Sonra işte yolda tekrar fenalaştı. Buraya getirdik yatırdık. Burada tedavi olması gerekiyormuş. Tedavisi yani ağırmış bu meledin. Tamam. İyi. Bakılır. Ne gerekirse yapılır. Erdoğan stres ve üzüntü kesinlikle yasak dedi doktor. Yani tekrar midi sıkanabilirmiş. Neyse şimdi sen önce iyi ol. Her şeyin başı sağlık değil mi? Erdoğan. Ne olur beni affet. Beni bozsuz yaşayamam. Tamam biz gece gene geliriz tamam mı? Yani çocuğu ikna edebilirsem. Yani gönlü olursa. Hadi. Baban hastanede başını bekleyecek Zahir. Kadın da çok hastaysa. Erdoğan da eve almaz şimdi vallahi. Biz alırız bir eve anne. Ha? Bakarız burada karıya. Aman şeytan görsün yüzünü. Abuk sabuk konuşma. Gebersin o. Al şu parayı. Git azıcık domates al, peynir al, ekmek al. Ufak da bir rakı al, evde bulunsun. Hadi bakayım. İnsaf be anne, insaf yani. Hadi sen söylediğimi yap. Ne oluyor be? Sabah sabah gitmediniz. Abi. Babam geldi dün. Ne diyorsun kızım sen? Ya şey diyor. Karıyı hastaneye kaldırmışlar da onu diyor. Hadi. Canı üzüldü. Ama boş ver kız. Sizin için iyi oldu. Domuz babandan kurtuldunuz. Mehmet işten atıldı zaten. Şadiye'nin de pastanede çalışmasını istemiyor. Annem de sen zaten babam gittiğinden beri öyle aval aval tavana bakıyor. Ben de diyorum ki... öyle hafta sonları gelip çalışsam yine eskisi gibi. Bayramlarda falan da full çalışırım. Ah be Narin, bende de işler kesat. Kriz herkesi vurdu. Millet bırak saç baş yaptırmayı açlık sınırına dayandı. Görüyorsun işte gelen giden yok sabah beri. Maşallah, berabersiniz demek hala.
Efendim Fırat? Ya nasılsın? İyiyim. Sağ ol, sen nasılsın? Ben bir şey duydum. Baban Elif falan terk etmiş galiba. Evde her şey yolunda mı? İyi misiniz? Ha şey... Yok ya, iyiyiz, iyiyiz. Önemli bir şey yok. Merak etme ya. Sen nasılsın? İyi işte. Dersler falan yoğun. Bak sakın böyle şeyleri kafana takma, tamam mı? Senin düşünmen gereken tek şey derslerin. Az kaldı, zaten geliyorsun yanıma yakında. Şey, ya Fırat... Ben okulu bırakmak zorunda kalabilirim. Benim çalışmam lazım. Burada durumlar pek şey değil. O bakımdan yani. Hayır, izin vermem buna. Bak, yapma sakın böyle bir şey Narin. %100 kuyruğuna geldim. Bu kadar çabuk pes edemezsin. Ya izin ver, senin yanında olayım, yardım edeyim sana. Yok ya, yok. Olmaz. Tamam, ben bakarım başımın içerisinde, merak etme. Yine de sağ ol ama düşündüğün için. Ne yapalım canım, bu sene olmaz. Seneye giderim okula. Şadiye kızım, bak hele. Buyur İsa'mınca. Pastaneden çıkmışsın. Öyle oldu maalesef. Benim bir yemeğe ihtiyacım var. Gel benim yanımda çalış. Hem duydum, Nalbur Mehmet'i işten çıkartmış. Babanız da gitti, ne yapacaksınız? Aç oturacak haliniz yok ya. Güzel de para veririm ha. Ben de iş bakıyorum zaten İhsan amca. Evdekilerle bir konuşayım, yarın gelip haber veririm sana ha. Hadi bakayım, hadi. Genç kızlara terslik daha iyi. Buraya gelip gidenler belli. Hanım müşteriler geliyor. Abin bir şey söylemez. Sağ ol İhsan amca. Abi, terzi İhsan amca var ya hani. O yamak arıyormuş yanına. Evdekilere bir sor, iyi de para veririm, istersen gel başla dedi. Ya ben bilmem tabii de. Bir de hep hanım müşteriler geliyormuş, öyle dedi abi. Git git kız. Hem terzi olursun, fena mı? Gitsin değil mi ha Mehmet? Bana bak. Şş. Dikkat edeceksin o kartoroza. Anladın mı beni? Hı? Ben zaten sabah akşam gelir uğrarım. Aman be abi, sen de bir tuhaf oldun ha. Uzatma. Babanız da gelmeyecek Zahir. Kadın ağır hastaysa. Öldü mü, öldü mü kız? Hmm. Gelsin gelsin. O herif ben bu evdeyken gelsin, bak ne oluyor. Gelsin de görelim ne olacağını. Geldim. Ne oldu? Sıkıntı mı? Ha? Ben yatacağım. Sabah kadar gözümü uyutturayım ben hastane. Ya oğlum, kutlan. Ölümü, bak ölümü öp oğlum, ölümü öp. Sakin ol. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.